mıydı adını kullanmıyorsun? Sen adını mı değiştirdin? Yok. Benim göbek adım Ziya'ydı. Sen hatırlamazsın, ufaktın. Ahmet Ziya. Ben seni çok özlemişim ya. Ben seni çok özledim, çok. Çok özledim seni, çok. Ben de seni Kenan abi. Polisler geldi. Ulan oğlum eşeğin sevmediği o burnunun dibinde bitermiş ya. Oturalım şurada biraz da bekleyelim hadi. Zehra, sana diyorum. Yani galiba babam bir kriz geçirdi ama güçlü adamdır, atlatır. Baba, Kenan nerede? İçeride kızım ama iyileşecek, merak etme. İyileşecek. Aa, ne oldu adama böyle birdenbire? Gayet iyiydi. Evet ya, bu aralar çok iyiydi dedim, hiçbir şey yoktu. Ben de anlamadım ki. Sahiden ya. Zehra kızım sen arabada çok perişan oldun. Ne oldu? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Peki sen ne zamandan beri biliyordun abiciğim? Mahalleye geldiğimden beri Betül. Peki niye söylemedin bana? Ben 20 yıldır bu anı bekliyorum, her gece dua ediyorum. Niye söylemedin bana? Neden? Bak biliyorum çok şey sormak istiyorsun. Her şeyi anlatacağım ama bırak ne olur. Bırak ne olur bir sarılayım sana. Bırak ne olur bir hasret giderim. Yılların özlemini bir giderim Betül. Ya bir gidin be, bir gidin. Demir attılar anasını satayım ya. Zehra, ne demek benim yüzümden oldu ya? Ya? Söylesene ne oldu? Üzdüm. Ben dedem çok üzüldü. Ben çok üzdüm dedeme. Zehra doğru dürüst anlatsana şunu. Ne diyorsun? Ne oldu ya? Şşt. Tamam Ali, üzerine gitme. Görmüyor musun? Zehra perişan oldu. Öğrendi değil mi Ekrem Bey sahte evlilik yaptığınızı? Ah tabii öğrendi. E sonunda olacağı buydu. Yalancının mamı yatsıya kadar yanar. Adamın yüreğini indirdin. Yenge sus. Sus. Niye susacakmışım ha? Asıl sen sus. Her şey senin yüzünden oldu. Çünkü herkes perişan zaten. Ortamın bir de sen gelme. Ha tabii, tabii ben geliyorum değil mi? Ben geliyorum. Anne bir gerçekten sus ya. Bir sus. Aa, sana ne oluyor Melis? Ay, bravo Ferruh, bravo. Kızı da kendine benzettin. Anne cidden bir sus ya. Aa, başka bildiğiniz bir şey yok. Ziya Hoca nerede? Aa, gerçekten ya. Böyle acil bir durumda damat bey nerede acaba? Öğrendi değil mi Ekrem Bey her şeyi? Sen buranın kurabiyelerine bayılırdın Bıdık. Bir gideyim bakayım var mıymış? Tamam. Sonra geliyorum. Tamam. Manyak burada. Götür. Ne? Git.
gitmemiz lazım. Nereye? Ne olur soru sorma, gel benim lütfen. Abi ne oluyor? Abi neler oluyor? Deli Kenan burada. Gitmemiz lazım Betül. Abi anlamıyorum. Ne istiyor bu adam bizden? Niye kaçıyoruz ondan? Yavrum ne olur sakin ol. Bak her şeyi anlatacağım sana, tamam mı? Gel benimle. Hadi. Bana bak. Gittiler hadi. Yürüyün lan. Korkulacak bir şey yok. Hayati tehlikeye atlattı. Oh. Şu anda bütün değerleri de normal. Oh. Çok geçmiş olsun. Allah'ım çok şükür. Sağ olun. Ay. Tamam Zehra'cığım. Üzülecek bir şey yok. Abi. Ha? O adamdan neden kaçıyoruz ki biz? Bütün. Bu deli Kenan denen adam şey... Ya kertenkelenin kendisini böyle sakat bıraktığını düşünüyor, tamam mı? Senin abinin de kertenkele olduğunu zannediyor. O yüzden peşimizde. Ama benim abim sensin. Elbette yavrucuğum, senin abim benim. Ama deli işte, ne yapacaksın? Benden ne istiyor peki? İşte seni kaçırıp kertenkeleyi ele geçirmek istiyor. O yüzden de peşimde. Ama seni kaçırması için cesedini çiğnemesi lazım, onu bilmiyor gerizekalı. Acaba babamın tekrar böyle bir kalp krizi geçirme tehlikesi var mı? Yani malum hastalığını biliyorsunuz. Kalp krizinle bir alakası yok hastalığın. Hatta Ekrem Bey hastalığını atlatmıştı. Ne? Atlatmış mıydı? Yani dedem iyileşmiş miydi? Ulan bana bak. Bu akşam kertenkelenin kardeşini bulamazsanız var ya... gebertirim sizi. Gebertirim hepinizi bak. Tabii ya. Ne? Deli Kenan'a abimin kertenkele olduğunu o polis söyledi. Polis mi? Evet. Ben bir ara karakola gidip seni arıyordum, yani seni soruşturuyordum. O esnada bana kertenkele senin abin dediler. Sonra hata yaptık dediler. Büyük ihtimalle Deli Kenan'a da aynı şeyi söyledi bunlar. Adam boşuna bu durumu takıntı yapmamış yani. Bir şey var ki peşimizde ama bunun doğru olmadığını söylemeleri gerekiyor ona. Bir şey kâr etmez. Adam deli işte ya. Laf anlamaz yani. Muhtemelen ortada bir hata olduğuna inanmıyordur. Bir avuç aklı vardı. Ona da kertenkeleyi bulacağım diye yediği bitirdi. Heh, bulduk işte. Kaybetmeyin, takip edin lan. Nasıl yani? Siz Ekrem Bey'e ömür biçmemiş miydiniz? Gerçekten de durumu son derece ciddi. Tam ümitler kesilmişti derken... birden çok hızlı bir şekilde iyileşme moduna girdi. Yani biz de şaşırdık. Ama hayatta böyle mucizeler oluyor biliyorsunuz. Allah Allah. Bence... sizin sayenizde iyileşti Ekrem Bey. Benim sayemde mi? Sizin evlenme kararınız Ekrem Bey'i çok sevindirmişti Zehra Hanım. Böyle içi içine sığmıyordu. Ben o zamanlara şahidim. Moral, motivasyon, biliyorsunuz bunlar bütün hastalıkların en iyi ilacıdır. Yani şimdi dedem tamamen mi iyileşti? Evet. Mucizevi bir ilaç gibi etki ettiniz dedenize. Hayır, anlamıyorum. O zaman iyileştiğini bize niye söylemedi? Aslında hiç kimseye söylemememi istedi. Niye ama? Bilmiyorum. Belki de bunu kendisi söylemek istedi size. Ya da
önemli bir gününüzde sizinle paylaşmak istedi. Peki siz niye bize söylemediniz bunu? Şu an bunu da söylememem gerekiyor ama... ancak ikinizin de hamile olduğunuzu öğrenince... bir de çok üzüldüğünüzü görünce... ne yazık ki Ekrem Bey'in sırrını ifşa etmek durumunda kaldım. Efendim Zehra. Dedemi hastaneye kaldırdık. Acil gelmen lazım. Ekrem Bey nasıl? İyi mi? İyi, iyi de başka bir şey var. Sonra konuşuruz. Neyi sonra konuşuruz Zehra? Söylesene ne oluyor ya? Sen gelince konuşuruz. Hemen gel lütfen. İyi tamam geliyorum. Bütün benim hastaneye gitmem lazım. Ekrem Bey biraz rahatsız. Abicim ben buradan geçerim eve. Sen git Zehra yengemi yalnız bırakma. Yok söz konusu bile olamaz Betül. Seni şimdi yalnız bırakamam ben. Beraber gidelim. Tamam. Kim kullanıyor arabayı görebildin mi lan? Vallahi abi görünmüyor ki yani yanına yaklaşmak lazım. Yaklaş lan biraz yanına. Ne oluyor lan? Abi vallahi minibüsün altına giriyorduk ha. Bana bak Şenbak. Bana bak Şenbak. Değil miyim üstün altına, kamyonun altına sokarım kaçırırsanız onu var ya. Gebertirim hepinizi, gebertirim! Takip et! Hiç kimsen, hiç kimsen yarılamayacak cemaatle buluşmama. Gerekirse bu akşam camide yatacağım. Sabahleyin sevgili mümin kardeşlerimle buluşacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe estağfurullah. Meczup Hoca. Meczup Hoca sensin. Asıl o kara sakallı meczup. Ben bu caminin gerçek imamıyım. İmamım ben. Anlamıyor musunuz? Hocama sahtekar diyemezsin. Sensin sahtekar. Tut lan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. Çiçekim, o ile kulak misafiri oldum. Hicabi. Ha bu Azmi hocam, bu caminin gerçek hocasıdır. Şükürler olsun yarabbim. Nihayet bu mahallede beni tanıyan, bana inanan bir muhterem çıktı. Allah razı olsun senden muhterem. Estağfurullah hocam. Çiçeği söylüyorum da. Cevher abi. Meczup bu, gariban. İdare et. Bak hala meczup. Sakin ol hocam. Ulan sen Ziya hocanın gerçek hoca olduğunu nereden biliyorsun? Ha? Madem gerçek hoca, o zaman niye senin sevap işlemene, hayır işi yapmana engel olayım? Aa, dur bakalım daha neler çıkacak neler. Sayın hocam, şimdi Hicabi kardeşimin dayısından kalan bir arsa var. Çocuk sevap işlemek istiyor, hayır hasenet işi istiyor, engel oluyor hocam. Bak şimdi. Bir kere gerçek hoca olmuş olsa böyle hayır hesenat işlerine kalkıp da insan engel olur mu ya? Aksine teşvik etmek lazım. Değil mi ya? Hay ağzını öpeyim hocam ya. Ne güzel söyledin ya. Hocam eğer kalacak yerin yoksa ben yalnızım biliyor musun? Akşam ben de misafirim. Seni ağırlayayım ha. Hem bu Hicabi kardeşimin arsa işlerini, hayır hasenat işlerini konuşuruz. Allah nasip edirse de sabah gelir cemaatine kavuşursun. Ya ne bileyim, bilmem ki. İyi olur hocam ya. Ya kırma beni ya. Rahatsız etmiş olmayayım. Yok estağfurullah hocam. Buyur gidelim. Sana yumurta da kırarım aslan. İyi o zaman. Buyur. Hadi çocuğu da benden olsun. Olsun olsun. Git git soğuk üşürsün. Hoşça kal iyi olur. Buyur. Ya ben bu mahallede bir tane akıllı adama rastlamadım kardeşim. Yani birisi çıkmış sahtekar bir hoca. Allah'ım bunların ikisi de mezun. Sen evsizlere yardım et ya Rab. Betül. Bak kardeşim, bu Kenan manyağın tekidir, tamam mı? Ama ben bir şekilde halledeceğim, tamam mı? Sen korkma. Ben senin yanına hiçbir şeyden korkmam abi. Tamam ya. Dur bir içeri bakayım, belki gelmiştir manyak. Ya
Görmezsene lan! Gördün mü lan yanındakini? Vallahi tam olarak göremedim abi. Birden böyle hastaneye girince önden şey yapamam. Ne demek lan tam olarak göremedim? Ne demek lan? Vallahi abi yarasa mıyım ben? Nasıl göreyim yani gece karanlıkta? Ulan bana bak. Uyarım gözünü. Uyarım gözünü! Yürü! Betül, Zehra'cığım. Geçmiş olsun. Ya biz Betül Hanım'la kapıda karşılaştık. Onun da bir hastası varmış hastanede. Onu ziyarete gelmiş. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Sana da çok geçmiş olsun. Sağ ol Betül. Durumu nasıl Ekrem Bey'in? İyi mi? İyiymiş. Yani doktor öyle söyledi. Oh, şükür. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Biz konuşabilir miyiz? Tabii, tabii. Müsaadenizle. Tabii. Müsaaden de Betül. Tabii. Hayırdır? Hocam, bizim nişan yaptığımız zaman aslında dedem iyileşmiş. Nasıl ya? Doktor bir mucize oldu dedi. Yani bizim evliliğimiz dedemi iyileştirmiş. Hı. İşe bak. Sahte evlilik. Bir işe yaradı yani. Ama ben her şeyi mahvettim. Benim yüzümden kalp krizi geçirdim. Keşke kara Faruk olarak çıkmasaydım karşıma. Asıl ben mahvettim her şeyi ve Zehra. Ha, Betül burada. Ne işi var lan gömürceme aklımların burada? Allah! Ah gözüm de buradaymış. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi ya hocam. Hayırdır hocam? Yok yok, bir şey yok. Yani Ekrem Bey bir kalp krizi geçirdi ama şu an durumu iyiymiş. Yok geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun Zehra Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Hocam ben bir dedeme bakayım. Tamam. Alıyorlar mı yanına? Almıyorlar ama ben orada olmak istiyorum. Tamam. Ben de gelirim birazdan. Çok geçmiş olsun. Kerem Bey. Hayırdır, sizin ne işiniz var? Hocam çaktırmayın. Kertenkelenin kız kardeşi. Arkada. Nasıl yani? Betül Hanım mı? Aman hocam, çaktırmayın da kaçmasın. Ya Kenan Bey, kusura bakmayın da ne alakası var? Yani Betül Hanım kertenkelenin kardeşi değil ki. Olur mu hocam? Polisten öğrendim. Şu Ünsal'ın yanında kıkırık Levent var ya, o söyledi. Ya o işini bilmez herifin lafına ne bakıyorsunuz siz? Olur mu öyle şey? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aynı şeyi o Levent Betül Hanım'a da söylemiş. Kızcağız kahrolmuş üzüntüsünden. O yüzden diyorum size, doğru değil, yanlış bilgi. Nasıl yanlış bilgi ya? Ya istediğinize sorun Kenan Bey. İsterseniz gidin Ünsal komisere sorun. Biliyorsunuz herif hayatını kertenkeleye yakalamaya adadı. Ya o ailesi parçalandı adamın ya. Nasıl olur hocam ya? Biz onu çay bahçesinde takip ettik. Yanında bir adam vardı. Ya içeri girince kayboldu. Sonra yolda gelirken arabasını gördük. İçinde arabayı kullanan biri vardı. Adamı göremedik ama buraya girdikten sonra kayboldu. Kertenkeleydi hocam. Kertenkeleydi o. Ya Allah aşkına böyle söyleyip kendinizi güldürmeyin. Ben olayı sordum Betül Hanım'a. Yani sizden önce burada görünce ne işiniz var dedim burada. Olay şu. Betül Hanım'ın bir hastası fenalaşmış. Direkt o da buraya gelmiş. Öyle olunca yani sizin Betül Hanım'ın yanında gördüğünüz adam büyük ihtimalle o hastanın bir yakını. Siz o adamı kertenkele zannetmişsiniz. Ya vallahi çok büyük bir günah işlemişsiniz yani ya. Ne diyorsunuz hocam? Ne günah ya? Kendi ağzınızla demediniz mi? Takip ettik diye. Yahu gencecik bir kızı böyle ürkütmek çok büyük bir günahtır Kenan Bey. Yapmayın Allah aşkına. Hocam onun günahı varsa günah mebelli o şerefsiz kertenkeleyle Levent'in. Vallahi benim günahım yok ya. Vallahi ben anlamam. Bir daha böyle bir şey yapmayın yani.
Cehennemde cayır cayır yanarsınız Kenan Bey. Ah ulan kertenkele, ah ulan kertenkele. Bu dünyamı kararttın, ahiretimi de karartıyorsun. Allah kahretsin ya. Hocam ya, dua edin de Allah beni affetsin ya. Affetmez. Bir kadına böyle zulmeden insanları Allah hiç affetmez. Kusura bakmayın ya. Yapmayın hocam. Ne olacak peki şimdi? Vallahi bir daha böyle bir şey yapmayacaksınız Kenan Bey. Vallahi billahi yapmam hocam ya. İyi, tamam. Fazla da bağırmayalım. Malum burası hastane. Ben de Zehra'nın yanına geçeceğim. Bekletmeyeyim. Bana müsaade hocam. Peki. İyi, hadi. Hoşça kalın hocam. Allah'ım ya Rabbim, volümü yüksek herif. Şşt! Yürü lan! Neyse bu seferlik atlattık. Ama bu Kenan'ın ne yapacağı belli olmaz. Dikkatli olmamız lazım, tamam? Ben bir Zehra'nın yanına gideyim. Ah lan kertenkele. Ah! Bir elime geçireyim var ya. Canlı canlı yakıp çarmıha gerip... Beni sakat bıraktığı yetmiyormuş gibi bir de günah sokuyor ya. Ben size dedim oğlum. O Levent kıl kuyruğuna inanmayacaktık. Abi sen bana bir yol ver. Ben o Levent hıyarını gideyim vurayım. Ne diyorsun lan? Ne diyorsunuz oğlum? Ne diyorsunuz? Polis vurulur mu lan? Polis vurulur mu? Manyak herifler ya. Yürüyün. İyi geceler Emre. İyi geceler. Senin hanımı yanacığından öptü. Şerefsiz. Senin cibilliyetini. Biraz daha senin hanım kapısının önünde bekleyeyim. O şerefsiz bir daha gelirse bu sefer zor kullanmak zorunda kalabilirim. Ulan Selin Hanım, senin de alacağın olsun. Ya çocuklar, hepinizin burada beklemesine gerek yok. Yarın nasıl olsa çıkacağız. Ben burada kalacağım bu gece amca. Duramam evde. O zaman sen git Hale kızım. Melis, Tülin hadi. Yok amca, ben gitmeyeyim. Şimdi Ünsal gelmek üzeredir. O gelsin, onunla eve giderim ben. Ya ben Betül'ü eve bırakıp geleyim ya. Yok, ben giderim. Ya bu saatte yalnız başınıza gitmiyor Betül Hanım. Ben hemen bırakır gelirim. Ya kardeşim, olur mu öyle şey? Ben bırakırım ya. Ya Halil Bey'in arabası bende zaten. Hemen bırakır gelirim. Ben bırakırım, sen... siz hemen gidin, arabayı bırakın kardeşim. Hadi iyi geceler. Geç kaldınız zaten. Hepimize büyük geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Aminim valla. Geçmiş olsun gerçekten hepimize. Amca ben bir dedeme bakayım. Senin ne işin var lan burada? Ünsal saçmalama. Şevket dedemin şoförü ya. Ekrem Bey bulup bunu mu buldu? Ünsal öyle deme ya. Sağ olsun onun sayesinde tam zamanında yetiştik Ünsal. Şevket olmasaydı çok geç kalabilirdik. Estağfurullah Ferruh Bey. Kim olsa yapardı. Öyle öyle. Thank you.
ayrılmak hiç istemiyorum. Şşş, ayrılmayacağız zaten artık Betül. Bizi kimse ayıramaz artık, tamam mı? O kadar mutluyum ki. Ben yıllarca bu anı bekledim. Tamam Betül, ağlamak yok, tamam mı? Beni de ağlatacaksın ya, hadi. Tamam, ağlamıyorum, ağlamayacağım. Şey... Ne? Benim sana soracağım çok soru var. Sen beni bunca yıldır... Yani sen beni nasıl buldun? Nasıl buldun abi beni, nasıl? Ya yavrum, artık görüşeceğiz zaten. Yarın sabah da beraberiz. Sonra sorarsın bunları. Tamam. Hadi. Canım kardeşim. Selin Hanım. Ne işin var senin orada? Ben rüya gördüm de Selin Hanım. Hayırdır, ne rüyası? Rüyası. Ben rüyamda sizi gördüm, hani endişelendim. Başınıza bir şey mi geldi diye kontrol edin. Hmm. Merak etme Leventciğim. Sen de istersen orada fazla durma, üşütüp hasta olursun. Hadi git evine. Tamam Selin Hanım, gidiyorum. Şapşal şey ya. Şuraya bak ya. Yok efendim, hasta olacakmış. Beni senden başka ne hasta edebilir ki acaba Selin Hanım ya? Beni resmen kapısının önünden kovdu ya bu ya. Yok yok. Kesinlikle o uyuz adamla beraber. Evet, kesin. Ah Selin Hanım. Alacağın olsun seni ya. Hocam. Hocam bir bekleyin. Hocam bir soru soracağım. Buyur sor Hicabi. Hocam burçlara inanmak caiz midir hocam? Hayırdır Hicabi, sen ne burcusun? Bilmiyorum ki hocam, burcum ne ki benim? Ya oğlum ne zaman doğdun? Ha hocam, nineciğim anlatırdı. Böyle ekinler falan boy vermiş. Ya böyle... Hicabi, tarih ver oğlum. 10 Mart hocam. Tamam, sen balık burcusun. Ne balığı hocam? Ya oğlum balık burcu yani, balık burcusun sen. Nasıl bir burçtur hocam balık burcu? İyi bir burçtur Rica abi. Böyle saftır yani. Temizdir balık burcu insanları. Saf derken hocam? Yani yavrum yüreği açık yani. Bir fitne fesat bir şey düşünmez. İyi insanlardır. Anladım hocam. Allah razı olsun. Evet. Hocam sizin burcunuz nedir? Koç. Koç nasıl bir burç hocam? Vallahi Rica abi, koç çapkındır mesela. Karı kız peşinde koşar. Yemidesine düşkündür. Bir de gezmeyi çok sever. Özgürlüğüne düşkündür yani. Öyle bir yerde bağlı kalamaz. Hocam siz çapkın bir insan mısınız? Nasıl soru ya? Ya hocayım oğlum. Ha özür dilerim hocam. Yani siz hani çapkın bir burç dediniz ya koç için. Ha işte o yüzden icabı. Burçlara öyle çok inanmaya da gerek yok. Şimdi gezegenlerin işi gücü yok da bizim gibi bir çarelerin kaderlerini mi belirlesinler? Gezegen dediğin işte güneşin etrafında döner. O da yüce yaradan öyle istedi diye ya. Ne güzel açıkladınız hocam. Bir soru daha var. Beynimi sıkıştırıyor hocam. Hicabi vallahi o soru beynini sıkıştırmaya biraz devam etsin oğlum. Benim acelem var. Hastaneye gitmem lazım. Zehra'nın dedesi taburcu olacak bugün, tamam mı? Hocam çok geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Tamam. Beynimi biraz sıkıştırsın öyle sorarım. Zehra. Hocam. Nasıl? Nasıl, ciddi bir durum yok değil mi? Amcam çıkış işlemlerini yapıyor. Çıkacağız birazdan. İkram Bey nasıl? İyi mi? İyi. Tahlil için kan alıyorlardı. Yine dayanamadım, çıktım ben de. Nasıl değil mi lan bu? Sen. Ne oldu hocam? Yok bir şey. Kız sen misin? Ay vallahi sensin.
Ne yapıyorsun? Nerelerdesin sen ya? Ne bu kılık? Maskeli bulana falan mı geldin yoksa? Hanımefendi, siz beni birine benzetiyorsunuz galiba. Ay o ne benzetmesi? Ben seni tanımaz mıyım ya? Ciğerini bilirim ben seni. Hatırlamadın mı yoksa? Nazlı ben. Nazlı. Yok, hatırlamamak değil. Cidden ben sizi hiç tanımıyorum yani. Ay aşk olsun. Yani o klap senin, bu klap benim. Aman sabahlar olmasın. İstanbul altı üstüne getiriyorduk. Ne oldu? Emekli mi oldun şimdi? Pardon, siz tanışıyor musunuz? Tanışmak mı? Biz onunla çok daha ötesindeyiz, değil mi? Lan lokma tatlım benim. Hatta bir keresinde o kadar sarhoş olmuştun ki. Beni öpeceğim diye gidip mekan sahibi sevgilisini öpmüştün. Hocam ne diyor bu hanımefendi? Ay hocam mı? Ne hocası ya? Lan ne işler karıştırıyorsun sen yine ya? Ha bakın hanımefendi, cidden büyük bir yanlış anlaşılma var ya. Siz beni harbiden birine benzetiyorsunuz ama hadi bakalım. Allah Allah. Ya bu aklı mı oynattı? Havasını falan mı kaybetti? Siz o yüzden mi geldiniz hastaneye? Ay kıyamam. Bak bizim şirket bu hastaneyle anlaşmalı. Yani sen beni tanımazlıktan geliyorsun ama herhangi bir istediğin, herhangi bir ihtiyacın olursa ben her zaman senin yanındayım. Tatlım şimdi beni arkadaşlar bekliyor. Ben onların yanına gideceğim. Ama hiç gelmiyorsun, küsüyorum. Mutlaka mekana gel, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Tschüss. Tschüss. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Yani anlayacak hiçbir şey yok zaten Zehra Hanım. Belli ki kızcağız rahatsız mıdır nedir? Tipine bir güven vermiyor zaten. Öyle bir hali var. Birine benzetmiş belli. Tabii canım, kesin birine benzetti de. Bakalım. Ya ben Ekrem Bey'i göreyim de sonra mahalleye geçeceğim. Malum namaz var. Geç kalırım yoksa. Hani hep beraber çıkalım dersek gecikirim. Tamam, görelim. Hadi. İyiyim, çok iyi. Bir yastık daha getireyim mi? Yok, istemez. Böyle iyi. Böyle. Aşk olsun babacığım ya. İyileştiğinizi niye bize söylemediniz? Zamanı gelince anlatırım. Şimdi çocuklar, müsaade ederseniz biraz dinleneyim. Tabii babacığım, tabii. Hadi geçmiş olsun. Tamam. İyi istirahat. Geçmiş olsun babacığım. Zehra, sen kalk kızım. Biraz konuşalım. Şimdi seni kertenkele olarak mı? Ya yok be Sevket, kertenkele olarak bilmesine gerek yok zaten. Mahvederiz her şeyi. E ne olarak biliyorsun? Ziya Hoca olarak. Neyse kardeşim, artık kavuştunuz ya, önemli olan o. Senin kadar olmasa da dünyanın en mutlu ikinci insanıyım şu an, biliyor musun? Ya Sevket, dün akşam Betül'ü eve bıraktım, inan. Zor ayrıldık bu oğlum. Sen onu en son gördüğümde küçücüktü. O kadar ayrı kalmışız ya. Ulan görsem ağlardım valla. Oldu içim ya. Neyse kardeşim ya, güzel şeyler konuşalım. Bak kavuştunuz, sevinelim ya. Öyle öyle tabii de kimseye söylemek yok her şirket. Biliyorsun Kenan var, bir de Ünsal peşimde. Tamam. Sen merak etme kardeşim. Tamam. Ya değil. Vay be kardeşim. Zehra, ben her şeyi biliyorum. Ziya Hoca'yla niye evlendiğini... Her şeyi biliyorum. Zehra, Ziya Hoca gözüm kapalı güvenebileceğim tek insan. Onunla evlendiğine çok sevindim. Ama sırf benim için, ölmeden önce beni mutlu etmek için evlendiğini biliyorum. Dedeciğim, şimdi konuşmayalım bunları. Bak önümüzde çok güzel yıllar var. Hem bak iyileştin. Hasta değilim diye bu evliliği bitirmeyeceksin değil mi Zer? Ha? Bak, bitirirsen, hele bu bebeği babasız doğurursan beni diri diri mezara gömersin Zehra. Ne dedim? Nereden çıkardın bunu? Olur mu hiç öyle şey? Biz tabii ki ayrılmayacağız Ziya Hoca'yla. Eskiden evlendiğini göreyim,
yeter diyordu. Ama Allah ömür verince sen başka şeyler de istiyor. Şimdi de bu bebeği görmek istiyorum Zehra. Zehra. Ziya Hoca'yı üzme kızım. Seni el üstünde tutuyor. Sen de ona, onun sana verdiği değere layık olmaya çalış. Hı? Zehra, Kara Faruk'tan uzak dur. Aklını başına topla. Merak etme dedeciğim. O konu kapandı. Hadi sen şimdi güzel güzel uyu, tamam mı? Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de. Bir tanem istedim. Bir tanem istedim. İyiyim. Değilim. Ne oldu? Dedem her şeyi öğrenmiş. Nasıl yani? Her şeyi derken? Şu sahte evlilik olayını... Hayır. Son arzusunu yerine getirmek için evlendiğimizi düşünüyor. Bu yüzden iyileştiğini gizlemiş zaten bizden. Hocam, eğer dedem öğrenirse mahvolur. Ben de mahvolurum. Sizden ricam. Şşş. Tamam. Bakın Zehra Hanım. Ben size bir söz verdim. Bu sözümü de tutacağım. Merak etmeyin. Sizi yarı yolda bırakmam. Teşekkür ederim. Aşımız vardı. Kime gelmiş? Cami hocasına. Camiye gittim ama yoktu. Evini tarif ettiler, ben de buraya getirdim. İyi yapmışsınız, ben alayım. Teşekkürler. Şuraya bir imzanızı alabilir miyim? Tabii. Çok mersi. İyi günler. İyi günler. Ya bu caminin hocası Ziya Hoca. Azmi Bulut da kim? Azmi Hoca. Bismillahirrahmanirrahim. Fe subhanallah. Ya birine kaçıyorum, birisi çıkıyor karşıma ya. Artık düşün yakamdan, yetti be. Yok canım, o adam değildir herhalde. O adam mıdır, değil midir? Bir yanlışlık olmalı. Nasıl oldu da böyle anlaştılar? Ya dün akşam da bir tuhaftı. Ne oldu bu kıza acaba ya? Ya sadece konuşsalar anlayacağım. Bir de üstüne üstlük şakalaşıyorlar. Bak, annemle Seval'in gözü üzerimizde. E ne yapsın onlar da? Alışkın değiller ki böyle normal konuşmamıza. Evet, genelde senin beni terslemene alışkın oldukları için şimdi şaşırdılar tabii. Abi, ben hiç ayrılmak istemiyorum yanında. Ama gitmem lazım. Muayenehanede hastam bekliyor. Git yavrum, ben zaten buralardayım. Ama bir yere kaybolma, ne olur olur mu? Ya Betül, nereye gidebilirim ki zaten? Beş vakit camideyim. Hadi git. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Anneciğim, ben çıkıyorum. Hayırdır? Ne hayırdır? Yani Ziya Hoca ile pek yıldızınız barışmazdı da yani o yüzden soruyorum canım. Hiç. Yani ben kendisine dini bir konuda danıştım. Sağ olsun, beni çok aydınlattı. Öyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım.